22. kuşak deyince insanlar şaşırıyorlar, ancak malum Hazreti Mevlana'dan sonra 22. avlod deganda odamlar hayratlanishadi. Ma'lumki, Hazrati Mavlonodan keyin o'g'li Sulton Valad, nabirasi Ulug' Orif Chalabi mavlaviylikni davom ettirishgan. Bu usuluk boshida Hazrati Mavlononing nasabidan kelgan kishi peshvolik qilgan. Toki 1925-yilda qabul qilingan tariqat va zoviyalar faoliyatining to'xtatilish haqidagi qonungacha ular tizim boshida bo'lishgan. Takka va zoviyalar haqidagi ushbu qonun tayyorlanish jarayonida otamning bobosi Abdulhamid Chalabi maqom Chalabisi, ya'ni mavlaviylik tizimi boshidagi kishi edi. Otaturk bilan bo'lgan istishoradan keyin ular o'g'lini, ya'ni otamning otasini Turkiya chegarasiga eng yaqin bo'lgan Suriyaning Halabidagi mavlaviy xonasiga shayx sifatida tayin qiladi. Qisqa muddatdan keyin Turkiya hududidagi butun takka va zoviyalar yopiladi va mavlaviy xonalarga ham barham beriladi. Ammo Otaturkning bobomizga aytgan gapi juda muhim. Qonunda bir imtiyoz qilolmaganimiz uchun mavlaviy xonalarni ham yopishga majburmiz. Biroq ishonamanki, Hazrati Mavlononing ruhoniyati kundan kunga dunyoni egallayajakdir, deydi. Zotan bu kunlarda bunga amin bo'layapmiz. Biadat shukr. Zotan bugun de buni yashiyoruz, çok şükür. Oilangiz haqida gapirib berasizmi? Rumiy oilasi na qadar katta va ular nima ishlar bilan shug'ullanishadi? Ailemiz çok geniş ama bendeniz hepsini tanımıyorum. Oilamiz ancha katta, ammo hammani tanimayman. Otamning otasini Suriyaga yuborishadi. Otam o'sha yerda tug'ilgan. Bizlar ham. Biz 5 farzandning 4-tasi Halabda dunyoga keldik. Shuning uchun oilamizning ko'pini tanimadik. Suriyada yashagan paytimizda ham Turkiyaga ko'p borib keldik. Konyoni ziyorat qildik. 1958-yilda Turkiyaga butunlay ko'chib keldik. Otam 1996-yili vafot etgach, ularni uchlar qabristoniga Konyoda dafn etdik. Keyin bu xizmat ukamga o'tdi. Buyuklar unga bay'at qilishdi. U maqom Chalabisi sifatida tayin qilindi. Biz 4 opa singil birodarimizga dastakchi bo'lishga urinyapmiz. Chunki bu yo'l juda ahamiyatli yo'l. Insoniyatni oydinlantiruvchi yo'ldir. Butun dunyoning bu bilimga ehtiyoji bor. Chunki bu yo'l çok önemli bir yo'l, insonlar ışık tutan bir yo'l. Bugun de butun dunyoning bu bilgiga ehtiyoji bor. Siz shaxsan o'zingiz Rumiyni qachon taniy boshlagansiz? Albatta siz oila vakilasisiz. Ma'naviy o'laroq qachondan boshlab taniy boshlagansiz? Hazrat Mevlana torini olduğumu Kamina Hazrati Mavlononing nabirasi ekanimni tug'ilganimdan beri eshitib kelaman. Xonadonimizda faqat shu haqda gapirilardi. Xuddi tabibning uyida tibbiyot, huquqchining uyida huquqdan suhbat qilingani kabi bizning uyimizda ham Hazrat Mavlono tilga olingan. Buvim biz bilan yashardi. Bizning davrimizda Allohga shukr televizor yo'q edi. Kattalar bizlarga ko'plab hikoyalar, ertaklar aytib berishardi. Biz buvimizdan ko'p hikoya tinglaganmiz. Ulg'aygach angladikki, u hikoyalar masnaviydan ekan. Shu sababli men uchun Mavlononi shu vaqtda o'rgandim degan sana yo'q. Men shu hayot ichida tug'ildim, shu tarbiyani olib ulg'aydim. O yüzden ben şu tarihte öğrendim diye bir şey yok benim için, bir tarih yok. Çünkü doğduğum günden bunun içine doğdum ve bu eğitimi alarak büyüdüm. Şimdi Rumi oilasidan bo'lish katta bir mas'uliyat, shunday emasmi? Oila ichida bir Rumi oilasiga xos bir qadriyatlar bormi? Ya'ni alohida bir tarbiya bormi? Ailem bize Türk örfü adeti, İslam örfü adeti neyse bizi o şekilde yetiştirdiler ama hiç... Oilamiz bizni Türk urf odatlari, İslam ta'limotiga ko'ra tarbiyaladi. Hech kimni majburlashmadi. Hamma narsani sevdirib amalga oshirishdi. Faqat bir narsani ta'kidladilar. Qilgan har ishinga e'tibor ber. Bu xatoni esin qildi demaydilar. Hazrati Mavlononing nabirasiga qara. Xato harakat qildi deyishardi. Har bir xato ishing Hazrati Mavlonoga borib tegadi. Shunga ahamiyat ber derdilar.
Ukam singillarimga ham xuddi shuni ta'kidlashdi. Haqiqatan ham mehr muhabbat to'la bir oilada ulg'aydik. Imonli oilada katta bo'ldik. 9 yoshimdan roza tutishni boshladim. Huzurli, kayfli bo'lardi saharlikka turish. Boy berilmaydigan go'zallik edi. Ya'ni kaçırılmayacak bir güzellikti. Mana bolaligingizda turli hikoyalar aytib berilgan haqida aytdingiz. O'sha paytdagi eng sevimli hikoyangiz qaysi edi? En çok aklımda kalan bir tane kadının nohut pişirme hikayesi. Eng ko'p esimda qolgani bir ayolning nohut pishirish hikoyasi. Bu hikoyadan juda ta'sirlanganman. Bir ayol o'tirib qozonda nohut pishirayotganmish. Nohut qaynagan sari yuqoriga chiqarmish. Xotin qo'lidagi kapkir bilan u nohutlarga mone bo'ladi va deydiki, sizlarni azob chekishingiz uchun suvda qaynatayotganim yo'q. Mazangiz chiqsin, shifo bo'ling, inson bo'ling deb qaynatyapman. Rostdan ham boshimizga qiyinchilik kelsa, bu mening boshimga qayerdan keldi deya oh uramiz. Aziyatni falokat sifatida tushunmay, bir dars o'laroq anglashimiz kerak. Yeganimizga diqqat qilishimiz zarur. Tasavvur qiling, palov yeyapsiz. Yedingiz, yutdingiz. Endi u palov sizga singdi. Alloh vujudni shunday yaratganki, undan keyin palov emas, guruch ham emas. Endi insonning hujrasiga aylanadi. Xullas, shunaqa chuqurroq tafakkur qilishga o'rgatishardi bizni. Oila ichkarisida xususiy bir ashyolar saqlanib qolganmi? Hazrat Mavlononing gerçek qiyofetlarini, Hazrat Mavlononing haqiqiy kiyim boshlarini Konyodagi Mavlono muzeyida ko'rishingiz mumkin. Oila hech narsani o'zida saqlamagan. Hamma narsani dunyo bilan baham ko'rgan. Bu sababli bizda Mavlononing maxsus ashyosi yo'q. Bizda bo'lmagandek boshqalarda ham yo'q. Bizda olmadığı gibi hiç kimsede yok. Rumiy hazratlarini birgina surati bilan taniymiz. Ammo bu surat ham haqiqiy qiyofasi emasligi aytiladi. Oilada uning haqiqiy qiyofasi, tashqi ko'rinishi qanday bo'lgani xususida yozma yoki og'izdan og'izga o'tib kelgan biror bir ta'rif bormi, qolganmi? Hazrat Mevlana kendisi hayattayken bir talebesi var Gürcü Hatun. Hazreti Mavlana o'zi hayot payti bir Gürcü xotin talabasi bo'lgan. Uning eri ish yuzasidan boshqa shaharga, Qaysariga ketishi kerak bo'ladi. Ayol ketmasdan oldin o'sha davrning bir rassomidan Hazreti Mavlana rasmini chizishni iltimos qiladi. Rassom hali yetib bormasidan Hazreti Mavlana uning nima uchun kelganini anglaydi. Rassomga qarab, "Kel, buyruq olding, uni bajar, bajara olsang" deydi. Rassom qog'oz qalamini hozirlab rasm chizishga kirishadi. Mavlonoga qarab bir eskiz chizadi. Takror qaraganda rasm boshqa bir holatga aylanadi. Chizgan narsasiga o'xshamaydi. Bu qog'ozni qo'yib boshqasini qoralaydi. Yana ayni holat takrorlanadi. Rivoyatga ko'ra 9 marotaba qaytadan chizadi. Hatto undan ko'p marta chizgani hikoya qilinadi. Oxirida rassom qalamini sindiradi va bu rasmni chizolmayman deydi. Bu rasmlarni Gürcü xotinga beradi. Keyin nima bo'lganini bilmaymiz. Endi bir qancha joyda ko'rganimiz miniatyura bor. Doktorlar ham u rasmdan taajjublanishadi. Juda semiz, hajmi katta, yelkasi pastga tushgan falon. Yelka teparoqda bo'lishi kerak deb aytishadi. Ammo yana bir narsa bor. Hazrati Mavlononing bir talabasi Sipohsolar degan kitobida shunday tasvirlaydi. Hazrat Mavlono juda ozg'in, biroz sariqdan kelgan, oz uxlagan, oz taom yegan, ko'zlari qisqiroq, o'rta Anadoludan endi kelgan. Bu ta'rif chizilgan rasmlarga hech o'xshamaydi. Az yemek yiyor, biraz çekik gözü, o'rta Anadoludan yeni gelmiş bir ailenin çocuğu. Sonra hiç çizilen resme hiç benzemiyor. Mavlaviylikni bir cümle söz bilen tarifle olas mı? Bendeniz Hazreti Mevlana'nın öğretisi olan Mevlevili anlatırken şöyle başlıyorum.
Kamina Hazrat Mavlononing ta'lim bergan mavlaviylik ta'limotini anglatishda shunday boshlayman. Islom bizga shunday deydi. Alloh bilinish va sevilishni istadi. Bu sababdan koinotni yaratdi. Yaratilganlarning sharaflisi bo'lgan insonni yaratdi va yaratgan hamma narsani insonga berdi. Insonning amriga taslim qildi. Bu nuqtai nazardan oldin bilamiz. Keyin sevamiz. Birinchi buyruq bilish. Buni o'zimizni bilishdan boshlashimiz kerak. Undan keyin Allohning naqadar qiymatli yaratgani, mahluqoti ekanimizni anglaymiz. Bu bizga buyuk daraja qozontiradi. To'g'rirog'i, qanchalar muhim borliq ekanimizni anglatadi va qanchalar sevilganimizni anglatadi. Chunki Alloh faqat hadiya beradi. Har onimiz armug'on yo'llaydi. Buni anglab yetishimiz kerak va sevgi yo'liga o'tishimiz kerak. Hazrat Mavlono aytadi, butun ishqlar ilohiy ishqga ko'prikdir. Bu sababli bir-birimizni sevishni o'zimiz bilan sevishdan boshlashimiz, undan keyin atrofdagilarimiz bilan bu muhabbatni baham ko'rishimiz kerak. Zotan, bugun dunyoda eng ko'p lozim bo'lgan narsa bu sevgidir. Inshaalloh butun dunyoga sulhni, tinchlikni sevgi bilan o'rnata olamiz. Bu sevgi inshaalloh butun dunyoga sulhni, sukunni sevgiyle getirebiliriz. Mana oradan 800 yil kechdi. Shu 800 yildan beri mavlaviylik yashab kelyapti. Uni oyoqda tutgan narsa, oyoqda tutgan tamal nima? Bilindiği gibi Hazreti Mevlana zamanında Moğol istilaları var ve dünya çok zor bir durumda, insanlık çok zor bir durumda. Malum bo'lganidek, Hazrat Mavlana zamanında Moğol istilaları mavjud edi. Juda qiyin zamonlar bo'lgan. Bugun ham afsuski dunyo notinch. U paytlar Moğol istilosi bo'lgan bo'lsa, bugun nima bor uni bilolmaymiz. Kimning dushmani kim? Kim nima qilyapti? Uni ham bilmaymiz. Tushuna olmaymiz afsus. Ana shunday shaklda bu dunyo. Bu sababli Hazrat Mavlononing so'zlariga ko'proq ehtiyojimiz bor. Bizni oyoqda tutgan narsa ma'naviy hayotimizni quvvatlantirishdir. Ma'lum, inson bir badam, bir ruhdan iborat. Badanni pul bilan oziqlantiramiz. Eng ko'p puli bo'lgan, eng yaxshi oziqlangan va istaganini qila oladigan kishi ham bir izlanishda. Chunki uning ruhi och. Mavlaviylik, Hazrat Mavlono bizga Qur'an oyatlaridan va hadislaridan chiqargan mag'zni, huzurga qanday qovushish mumkinligi, qanday saodatli bo'lish mumkinligi formulasini beradi. Ya'ni moddiy hayot bilan ma'naviy hayot mutanosibligini topolsak, huzurli bo'lishimiz mumkin va bu huzurni atrofga ham yoya olamiz. Shu sababdan ham eng ko'p izlangan so'z Hazrat Mavlononing so'zlaridir. Bence bu yüzden bu yüzyılda bu kadar çok aranan sözler Hazreti Mevlana'nın sözleri. Mavlavilik Türkiye'de kanundan taqiqlangan hozir. Umuman mavlavilik maktabi qayerlarda faoliyat qilyapti hozirda? Masalan, Naqshbandiylik murshid va murid ananasi bilan davom etayotganini bilamiz. Mavlavilikda qanday bu anana? Zaten Hazreti Mevlana'ya sormuşlar daha Mevlevilik kurulmadan, daha Hazreti Mevlana hayattayken. Hazreti Mevlana hayat iken o kişiden soruşuptu. Sizden keyin kim bizni irşad etedi? Kim bizge ders beredi? Hazret, masnavi sizge yetedi deptiler. Demişler, bir tekke bolsa edi. Biz qayırdı toblanamız. Hazreti Mevlana şundey degen ekenler. Bu dunyo bir takkadir. Dars olishni istasangiz, dunyoda yashab turib, ko'p narsadan o'rganishingiz mumkin. Bu sababdan inson o'zini tarbiyalamoqchi bo'lsa, haqiqatan ham dunyo bir takka. Masnaviy ham bir ustozdir. Oddiy bir mushukni misol qilsam, bir mushuk qanchalar sabr qilishni o'rgatadi odamga. Rizqini kutib bir teshik boshida o'tiradi. Soatlarcha teshikka ko'z tikib o'tiradi. Bu sabrdir. Oraya böyle gözünü diker bakar. Ha işte sabır. BBC muhlislari uchun
Rumi hazratlaridan o'qib berasizmi nimadir? O'zingiz yaxshi ko'rgan bir parçani. Bugün dostlukla ilgili bir şeyi paylaşmak çok daha önemli. Bugun do'stlik bilan bog'liq misralarni baham ko'rish yanada ahamiyatli deb o'ylayman. Beri gel beri, daha da beri. Bu yol vuruculuk ne zamana kadar sürüp gidecek? Madem ki sen bensin, ben de senim. Nedir bu senlik ve benlik? Biz Hakk'ın nuruyuz, Hakk'ın aynasıyız. Şu halde kendi kendimizle, birbirimizle ne diye kavga edip duruyoruz? Haydi şu benlikten kurtul, her şeyden vazgeç. Sen kendinde kaldıkça bir habbesin, bir damlasın. Halbuki birleştin, kaynaştın mı bir ummansın, bir madensin. Böyle devam ediyor. Bu şekilde devam etadi. Menimcha bugungi kunimiz uchun bu juda muhim o'g'itdir.